Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeler üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalarda aslında iyimser havanın devam ettiğini görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Bir taraftan makro çerçevede gelen veriler de ufak ufak bunu teyit etmeye başlıyor. Son olarak bugün Çin'den gelen mesela ithalat ihracat verilerinin beklentilerden daha az daralması piyasa açısından. İşte evet, resesyon da biraz daha korkulan resesyon tartışmaları geride kalıyor fiyatlamasını beraberinde getirdi. Faiz hadlerinde sert yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Örneğin Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi 1.96'ya çıktı ki Trump seçildiğinden bu yana bir gün içerisinde gördüğü en sert yükseliş, 15 bas puan kadar yukarı gitti. Keza yine 30 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman oradaki getiri Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Amerika'da getiri eğrisinin uzun tarafında ciddi şekilde yukarı kayış var. Ama sadece bu Amerika tarafıyla kayın değil, diğer taraftan yine Avrupa'daki tahvil faizlerine baktığımız zaman da benzer şekilde yükselişler var. Dün Fransa'da, Belçika'da 10 yıllık tahvil faizlerinin artıya döndüğünü gözlemledik. Diğer yandan bundlara baktığımızda 10 bas puan kadar Alman 10 yıllıklarının yukarı kaydığını gördük. Genel olarak faiz hadlerinde bir yukarı doğru kayış söz konusu olmaya başladı. İşler biraz daha normalleşip ticaret savaşlarında bu faz bir anlaşma imzaya kaldı noktası biraz daha güçlendikçe. O çerçevede de aslında dün arka arkaya gelen açıklamalar oldu. Önce Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarını izledik. Karşılıklı olarak tarifeler kaldırılacak faz bir anlaşmayla birlikte diye. Bunun arkasından acaba o kadar da kolay olmayabilir mi diyen bir Reuters haberi. Ama hemen ardından yine Trump'ın bu konudaki danışmanı Larry Kudlow'un daha önceki haberleri teyit etmesi. Yani eğer bir şekilde uzlaşma ve anlaşma olursa arkasından karşılıklı tarife indirimleri gelecek şeklindeki açıklamayla piyasa yeniden kendi yönünü çizmeyi başardı. Hisse senetlerinde bir parça oynaklığa neden oldu bu haber akışı. Ama kapanış itibariyle Amerikan endeksleri yine rekor seviyelerini tazeleyerek günü geride bıraktılar. Bununla birlikte iç gündemde yine benzer konuları tartışmaya devam ediyoruz. Özellikle Türkiye-Amerika ilişkileri çerçevesinde. Böyle bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koşullar iyi olursa Türkiye Patriot Anlaşması'nı da imzalayabilir şeklindeki açıklamalarını duyduk. Özellikle 13 Kasım'daki zirve öncesinde bu bir miktar daha piyasalar açısından ilgi uyandıracak bir açıklama olabilir. Diğer yandan yine bu jeopolitik gelişmelerin yurt dışındaki yansımalarını da izleyip takip ediyoruz. Dün François Macron, Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Diyor ki Amerika bütün müttefiklerine bu kadar sırt çevirdikten sonra NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş durumda. Merkel buna karşı çıkıyor ama genel anlamıyla bakıldığında buradaki tartışmalar benzer şekilde sürüyor denilebilir. Türkiye'de de yine gündem açısından dikkate değer haberlerden bir tanesi dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu önemli bir nokta. Dar gelirlilere 20 yıla kadar vadeli, bugüne kadarki en düşük faizle verilecek bir krediyle konut edindirme kampanyası. Detaylar net değil, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağı söylendi ama piyasa tarafında yine bunlar da dikkate alınıp tartışılacak. Borsa endeksinde, Borsa İstanbul'da baktığımızda oldukça kuvvetli bir performans. 103 binlerin üzerine doğru giden bir endeks. Bankalara yine kuvvetli alımlar, %5'leri bulduk hafta başından bu yana. Dolayısıyla genel anlamıyla biraz daha TL pozitif, dünyanın geri kalanında da hisse senetlerinde o iyimserliğin devam ettiği bir süreç. Önce yine hızlıca dünyadaki fiyatlamaları ve faizdeki yükselişi toparlayalım, sonrasında devam edelim. Yani bu işte bir süredir konuştuğumuz bir konu. Şimdi daha hissedilir hale geldi. Çünkü birkaç tane yerden okunabilir. Bir tanesi işte ekonomik veriler ufak tefek toparlanmaya işaret ediyor. Mesela bu sabah Çin'den gelen verilerde de yine ithalat ihracat rakamları hafif beklentinin üzerinde. Bunların da her biri işte ticaret barışı görüşmelerinde kısmi bir anlaşmaya bağlanabilir. Bir de tabii uzun süredir insanlar ticarette yapmıyorlar. Hem çekindikleri için, hem güvenmedikleri için, hem de üretmiyorlar da. Bunu özellikle Batı dünyasında, üretim sektöründe görmek mümkün. Çok sert aşağı yaptı buralar. Ve dolayısıyla PMI'lar, satın alma yöneticileri endeksleri ya da üretim endeksleri hep daralma bölgelerinde flash verdi ekranlara. Şimdi buralardan ufak tefek toparlanma var. Yani bu bir süredir konuştuğumuz bir şey. Herhalde iki aydır falan da belki üstünde durduğumuz bir tema. Bunun piyasalara getireceği şey de tabii hisse senetlerindeki alımları sürdürmek ve bonolardaki bir ara trendi yakalamak üzere belki satışa geçmek. Amerika'daki 1.30-1.90, yani Amerikan 10 yıllık faizinin geldiği yer bunu gösteriyor. Dün bazı vergi tartışmalarından ötürü ufak tefek
alımlar gelmiş herhalde Amerika'da bonoları ama yine de 1.94'e yani 1.96'lara kadar gitti neredeyse. Sonra seans içerisinde geri dönüş var. Şu an kapanış sonrası yani dünkü kapanış sonrasında bu sabah 1.90'dan işlem geçtiğini görüyorum. Ama bayağı ciddi yükseldi yani. 1,5-2 ay önce herhalde konuşsaydın 2'ye gidecek Amerikan 10 yıllığı deseydin çok kişi inanmazdı yani. Önemli bir hareket oldu. O söylenebilir. Dolayısıyla da piyasadaki bu trend devam ediyor. Mesela JP Morgan'ın küresel varlık alokasyon takımının notunu gördüm. Dün gece yazdıkları Amerika menşeli. Aynısını yazmışlar. İşte verilerde toparlanma geliyor. Amerika ve Çin arasında da geçici bir uzlaşma var. Bu da yani taktiksel olarak sert bir hareket getirebilir. Bonolardan kurtulun, hisse senetlerine girin gibi bir mesajları var. Tabii bunun MTI'ye getirisini dün konuşmuştuk. Özellikle büyümeyle beraber anılabilecek mallarda yani işte sanayi metalleri, petrol vesaire gibi işte 5-6 ayın zirvesine çıkmıştık. Onlarda alımlar sürüyor. Tabii ki yani mamul bazında değişebilir. Yine bunların getirdiği yani faizlerdeki yükseliş ve risk iştahının artmasıyla beraber de bir parça altın hedge'leri yani kendinizi altınla koruyun türündeki trade'ler de buradaki işlemler de geri çevriliyor. İşte altın ve gümüş tarafında da yine sert satışlar var. Altın 1520-30 dolar aralığından son 2-3 haftada 1470 dolarlara kadar da indi. Özellikle son haftada bu bahsettiğim alışverişin yani bonoları ver, hisseleri al alışverişinin iyice göze batmasıyla beraber orada da daha sert satışlar geldi. Bu tema sürüyor. Dediğim gibi Çin'den gelen bu veriler de bence bunu gösteren faktörlerden bir tanesi. Senin bahsettiğin Amerika-Çin arasındaki ticaret uzlaşmasının olasılığının günden güne güçlendiği ya da en azından burada bir bozulma olmadı. Çünkü piyasanın baz senaryosunda artık bir anlaşma imza edileceği var. Burada bir bozulma olmadığı, olmayacağı beklentisiyle de bence bu trend devam edecektir. Zaten yavaş yavaş buklar da yani işletmelerin, fonların vesaire neyse tutmuş oldukları alım-satım defterleri, pozisyon defterleri de yavaş yavaş ya kapanıyor ya da korunuyor. O yüzden bu trendin devam etmesini, hisselerdeki artışların sürmesi, bonolardaki kayıpların sürmesi de normaldir. Yine bahsettiğim gibi Fransa'nın işte 10 yıllığının artıya dönmesi, Avrupa'nın birçok yerinde faizlerin artması, dünyada da artması gelişmiş ülkelerde negatif getirili tahvil stoğunu 17 trilyon dolarlardan yeniden 12-12,5 trilyon dolarlara çekmiş durumda. Bu da tabii ki normal değil. Fakat yine de geçmiş olduğumuz yani son 1-2 aydaki dipten dönüş emarelerinin piyasalar tarafından satın alındığını tekrar tekrar gözümüzün önüne getiriyor. Şimdi buradaki temel soru zannediyorum biraz daha şuna kaymış durumda. Buradan bir sonraki aşamada ne olacak? Yani bizler açısından, bizim gibi gelişen ülkeler açısından buradaki tablo pozitife doğru bir gidişim mi gösterir? Yoksa bir parça daha bizlerin açısından daha iyi giden dönemin yavaş yavaş zorlu bir döneme yerini bırakması anlamına mı gelir? Çünkü faizlerin yükselişi normalde bizim için iyi değil. Ama bir yandan da işlerin normalleşmesi, verilerin normalleşmesi, artan bir risk iştahı anlamına geleceği için bir miktar daha para girişini güçlendirebilir. Zannediyorum burada bizim için bir hani olabileceğin en iyisi senaryolardan bir tanesiyle karşı karşıyayız şu anda. İşler kötü giderse gevşeme politikaları üzerinden fayda görebilecek. İşler birazcık toparlamaya başlarsa biraz daha bunun yansımasından ekmek yiyebilecek bir tablo var. İş ki oradaki iyileşme yeniden merkez bankalarını sıkılaşma boyutuna getirmesin. Tamam burada artık işler geri döndü dedirtmesin. O noktaya kadar rahat gibi duruyoruz. Herhalde oraya zaten gelmez. Bu yani bu sugar high dedikleri tam Türkçe çevrilemeyen ama yani her yönüyle iyi diye belki aktarabileceğimiz dilimize bir ortam var. O da ne? Yani daha önce sıklıkla konuştuk, burayı dinleyenler de biliyorlar mutlaka. Hem işler düzeliyor, toparlıyor fiyatlaması, hem de merkez bankaları faizleri indiriyor ve finansal koşullar gevşiyor fiyatlaması yan yana geliyor. Dolayısıyla ne yaparsan yap olumlu algılanan bir ortam bu. Bu epeyce şey bir ortam yani hemen hemen her özellikle bizden bahsediyoruz şu an yani Türkiye'den hemen hemen her varlığın talep görebileceği bir ortam. Ne faizler çok rahatsız edici bölgeye kadar yükselecek işte ne de ekonomik aktivite hiç ihracat yapamayacağın bir yere kadar düşecek ve dolayısıyla sana yardımcı oluyor. Yani kurun üzerinde baskı yok, faizler aşağı gidebildiği ölçüde gidiyor, 1000 puan faiz indiriyorsun kimsenin umurunda olmuyor yani dönüp de kuruna falan baskı koymuyor. Tabii bu varlık sınıfı için böyle, ihracatçı için baktığımızda ise yani bu ufak tefek düzelmeler iyi ama yani ihracat kanalı ki özellikle yeni ekonomik programda işte her yıl çok ciddi artışlar öngörülüyor.
Fakat ben o zaman da konuşmuştuk, böyle olmayacağını tahmin ediyorum. Yani yeni bir yol bulmazsak, ihracat modeli ya da katma değerli bir şey geçmezsek ki bu bugünden yarına biraz zor. Bu yıl yani 2020 yılında ihracatın düşebileceğini dahi tahmin ediyorum. Çünkü iyi bir yıl olacak, doğru, ama bu ticarete ne kadar yansıyacak onu kestiremiyorum. İşte yurt içi kapasite kullanım oranlarını falan da zaten bir kenara bıraktım. Yani hem iç talebi hem dış talebi aynı anda çalışmak epeyce zor olacak. Fakat şu ana kadarki ihracat serilerini de incelediğimde özellikle yani mal bazında, birim bazda neredeyse çift taneli artışlar var. Fakat gelir bazında böyle bir şey yok. Bu da yani çok tabii derinlememek lazım ama yani dışarıdan daha makro bakan biri olarak bana ihracatçının biraz da kendini idare etmek adına daha ucuza mal verdiğini ve likiditesini ya da kendi finansmanını böyle sağladığını bana düşündürtüyor. Çoğu üründe, çoğu alanda, sektörde benzer şekilde pazarını korumak adına yapılan ihracat var. Miktar olarak daha fazla üretip daha düşük gelirle yönünü bulmaya çalışıyorlar. Bazılarında kar marjının korunduğunu duyuyoruz. Çünkü şöyle bir avantaj var. Avrupa'da hala doğrudan tüketime yönelik üretim yapıyorsan, yani Türkiye'de üretip Avrupa'da doğrudan tüketime yönelik bir ürün gönderiyorsan, buralarda hala reel ücret artışları olduğu, harcamalarda çok büyük azalma olmadığı için bir miktar daha kendine alan bulabiliyorsun. Ama üretime bir katkıda bulunacak Avrupa'daki bir satışla gidiyorsan, oralarda biraz daha zorlanıyorsun. Bir de büyük montanlı alışveriş yapılan ürünlere, mesela otomotiv sanayine falan baktığımızda, gelecek sene için otomotivde Avrupa'da sıfıra yakın bir büyüme ancak olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla mesela Türk otomotiv şirketleri için başka, beyaz eşyacılar için başka, tekstilciler için başka bir senaryo var. Evet, zaten otomotiv tarafı herkesin canını yaktı. Tabii kendi içerisindeki problemlerden de kaynaklanıyor. Yani tekrar tekrar uzatmayayım ama işte yani dizel problemi, işte emisyon problemi, kendi içerisinde hibride geçip geçememe arasındaki sürtüşme falan gibi şeyler de var. Bu dünyanın her yerinde hissedildi. Avrupa'da ufak tefek alıcılarda sorunlar olduğu yönünde bende bilgiler var. Çünkü epeydir düşük büyümeye zaten alıştılar. Son turda da bazı finansal problemler baş göstermiş ama yine de tabii en iyi ticaret yapılacak bölgelerden bir tanesi. Şimdi buradan bir toparlanma var. Yani iyi haber bu. Tabii kur etkisi, parite etkisi de yaşadık. Çünkü dolar çok kuvvetli kaldı. Şimdi faizlerin yükseldiği bu ortamda dolar da, yani tam euro dolar işte 13-15 lira doğru gidiyordu ki çok iyi bizler için. Fakat bu herhalde biraz sekteye uğrayacak. Bu %2-3'ler fark ediyor. Yani özellikle böyle yıl kapanışlarında vesaire. Ama gördüğüm kadarıyla yani doların değer kaybetmesi bu faizlerin yükseldiği ortamda zor. Fed de pauza bastı, bekliyor. Ekonomik veriler biraz daha ısınır, iyi gelirse, bu Ocak ayındaki faiz indirim beklentisi de geri çevrilirse Amerikan Merkez Bankası'ndan, olabilir, bilmiyorum. O zaman yani doların ya da euro doların 1.15'e gitme ihtimali var idiyse bile bu herhalde masadan kalkar. İyi tarafı pound kuvvetleniyor. Pound'un kuvvetlenmesi de bizim iyi ticaret partnerlerimizden bir tanesi. İşte özellikle tekstil sektörü ve diğerlerini yan yana yazdığımızda onlar için iyi olabilir. Yani ihracatçı adına çok da harika bir tablo yok benim gördüğüm kadarıyla. Ne pariteden faydalanabiliyor, ne TL'nin değer kaybetmesinden o kadar fazla faydalanabiliyor. Çünkü karşıdan arayıp hemen fiyatı aşağı çekiyorlar. Keza satılan mallardaki birim büyümeye karşılık fiyatlardaki büyüyememe de hem bunu çok hem de anladığım kadarıyla finansman koşullarındaki zorlaşmayı gösteriyor. İyi tarafı içeride faizler düştü, epeyce düştü. Yani fonlaması kolay hale geldi. Hele ki Exim kredileri falan neredeyse sudan ucuz. Yani eğer ki düzgün bir iş varsa yapabileceğin epeyce olumlu. Teşvikleri falan zaten saymıyorum. Dolayısıyla ortam bu benim gördüğüm kadarıyla. Peki, hazır İngiltere'den biraz önce bahsettin. İngiltere Merkez Bankası'nın kararı ve oradan çıkan tabloyu da birazcık değerlendirelim istersen. Aslında çok yeni bir şey yok sonuca, metne falan baktığımızda, ama biraz daha büyümenin aşağı yönlü olarak kendini göstermeye başlamış olmasından duyulan rahatsızlığı gözlemliyoruz. Ama esas kritik olan şey buradaki kaygının kendini oylamada da göstermiş olması. İki üyenin faiz indirimi yönünde görüş beyan ettiğini gözlemliyoruz. Ton bir öncekindeki kaygılar neydiyse 3 aşağı 5 yukarı aynı kaygıları taşıdığını söylüyor. Ama burada politik adımı atılması gerektiğini düşünen iki üyenin varlığı bence birazcık tartışmayı başka bir boyuta getiriyor. Getiriyor. Şöyle söyleyebilirim, yani bu iki üyeden bir tanesi de hatta önceki işte faiz artışlarını falan önceleyen, çok savunan, yani sağlanır şey bir üye, güçlü bir üye. O yüzden kendisinin indirim talebi olması da ekstra heyecanla karşılandı ve pound'a satış getirdi.
Ya bu işin çok artık teknik tarafı. fakat bence burada çok ders niteliğinde bir şey var. Yani para politikası kurulu metni var. Çünkü herkesin üstüne düşen görevi oynadığını gösteriyor. Onu şundan söylüyorum. Şimdi normal şartlarda İngiltere'deki bas senaryoyu masaya koyalım. Ben de hatta bugün Habertürk'teki yazıda da bunu yazmıştım. Tesadüf etti. Yani 12 Aralık'taki seçimlere baktığında anketlere burada Boris Johnson'ın yaklaşık işte bir 10 puan kadar falan önde olduğu görülüyor. Yaklaşık %36 kadar Muhafazakar Parti'nin oy alması bekleniyor. Kendisinin gelişinden sonra bu şey 10 puan kadar arttı. Yani 25-26'lardan aldı partiyi, 36'ya kadar taşıdı. Yine kendisi göreve geldiği sıralarda İşçi Partisi'yle kafa kafaya gidiyorlardı Jeremy Corbyn'le. Ve piyasaların yani aslında iki tane büyük problemi vardı. Bir, iktidar kim olacak bilemiyorlar. İkincisi İşçi Partisi'nin gelme ihtimali var. Bundan niye korkuyorlar? İşte politikalar belli çünkü filan. Yani çok uzatmayayım. Dolayısıyla bas senaryo bu. Fakat işte bu %36 da kendisinin mecliste çoğunluk aritmetiğini sağlayacak 325 koltuğa erişmesi açısından bir garanti değil. Daha önce daha fazla alıp da 325'i tutturamayanlar da var. Bir puan altında alıp da işte 350 sandalye alınan seçimler de var. Biraz diğer partiler ve işte marjinal oylarla alakalı. Yani durum bu. Ama yine de piyasalar bir şekilde Boris Johnson'ın bu işi göğüsleyeceği, çoğunluğu alacağı. Çoğunluğu aldıktan sonra da zaten daha önce kendi Brexit anlaşmasını meclisten getiren lider, geçiren lider olarak da bu Brexit'i Ocak 31 itibariyle tamamlayacağını varsayıyor. Buraya kadar bas senaryo. Bundan sonra da yani bunlar bir kez olduktan sonra Boris Johnson'ın yapması gerekenler var ki verdiği sözler de var. Bunlardan bir tanesi ciddi vergi indirimleri. Yani hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi tarafında alan olduğunu düşünüyor ekonomiyi canlandırmak için. İkincisi bütçeyi açıp özellikle altyapıdan başlayıp bazı alanlarda para saçması bekleniyor. Yani büyük bir bütçe krizinden bahsetmiyoruz ama oldukça genişlemeci bir politika izleyeceği yönünde ciddi bir inanç var. Yine serbest ticaret anlaşmalarında harıl harıl yoğunlaşacağı. Çünkü bir kez İngiltere çıktıktan sonra başta Avrupa başka ardından, yapacak da bir şey kalmıyor zaten. Tabii yani. Diğer ülkelerle bir şeye girmesi lazım. Çünkü serbest ticaret anlaşması dediğin şey bugünden yarına olamıyor. Yani 2-3 senelik bir periyot imzalanması, devreye girmesi vesaire filan. Dolayısıyla bunun getireceği etkiler var. Bir de tabii immigration meselesi. Yani göçmen idaresi nasıl yapılacak? Çünkü özellikle Brexit olduktan sonra Avrupalılar da göçmen statüsünde olacağı için bunların vizeleri çok önemli. Bugün İngiltere ekonomisinin önemli bölümüne nüfuz etmiş durumdalar yabancı çalışanlar. Bu dört tane meseleye çözüm bulması bekleniyor. Bunları bir kez bulduktan sonra da dün çok büyük yani majör revizyonlar yaptı İngiltere Merkez Bankası aşağı yönlü olarak büyümeye. Ve işte neredeyse bir puana yakın geri çekilmeler var. Hakeza şeyde de TÜFE tarafında da bunlar var. Fakat işte bunları bir kez başardıktan sonra Boris Johnson büyük ihtimalle büyüme profili birlerden 2-2,5'lara atacak önümüzdeki 3 senede. Enflasyonda da hedefleri olan 2 ve üstüne doğru bir kayma yaşanacak. Olumlu anlamda söylüyorum. Bu da büyük ihtimalle yine Merkez Bankası'na 2 tane önümüzdeki 2-2,5 sene içerisinde faiz artışı yapma imkanı ve zorunluluğu da yatacak. Şimdi bunlar tabii politik varsayımlara dayanan bir bas senaryo. Dünyanın belki başka bir yerinde olsa Boris Johnson Merkez Bankası'nın kulağını üfleyip bak bunlar olacak sakın bu işlere girmeyin de diyebilirdi. Fakat az önce bahsettiğim oydu bir ders niteliğinde herkes kendi bölümünü gerektiği şekilde oynuyor. İngiltere Merkez Bankası eldeki verilere dayanarak ben bilemem kardeşim diyor sen 12'sinde seçilir misin? 325 tane koltuğun olur mu? Ondan sonra sözlerini tutabilir misin? Ben bunlardan anlamam. Benim gördüğüm kadarıyla Brexit çok büyük bir risk. İçeride fiyatlama davranışlarında bozulmalar var. Yani enflasyon aşağı yönlü kaymaya başladı. Benim ilgi alanım artık buraya döndü ve bazı problemler ben görüyorum. Önce 2 tane üye burada safını değiştiriyor. Eğer ki bu trend realize olursa yarın öbür gün benim faiz indirdiğimi de görebilirsin mesajını veriyor. Bu anlamıyla da bence anlamlı bir toplantıydı. Ama dediğim gibi yani bana kalırsa revizyonların pek bir anlamı yok. Ben işlerin bu şekilde gitmesini bekliyorum. Piyasa da böyle bekliyor. Ama İngiltere Merkez Bankası'nın tabii ki yaptığı doğru. Peki buradan geçelim istersen dünyadaki jeopolitik gelişmelerin piyasa üzerindeki potansiyel yansımalarını. Bunlardan bir tanesi Michael Bloomberg'in demokrat adaylığı için zemin yoklamaya başlamış olması. Ve aslında kendi adaylığı tartışılmaya başlandığı andan itibaren de işte bu Demokrat Parti içinde kim alır anketlerine dahil edilmiş. %13'lük bir seçime şansı var hemen hemen. Bernie Sanders'la aynı yere gelmiş. 4. sırada görünüyor şu anda. Daha dün buna dair bir açıklama geldi. Kendisinin bu konuda bir açıklaması yok. Sadece danışmanına dayandırılan bir haber çıktı.
Dolayısıyla şu anda Joe Biden önde gidiyor. Elizabeth Warren'la başa baş gibi görünüyorlar. Ama Bloomberg tabii çok dengeyi değiştirebilecek bir isim. Hem eski New York Belediye Başkanlığı döneminden hem aynı zamanda politik bir figür olarak da çarpıcı bir isim. Dolayısıyla bir parça oradaki mücadele alanını kızıştıracaktır herhalde. Öyle olur herhalde. Tabii şeyi de açıklayalım. Yani bizim bir yandan da joint venture ortağımız ve oradaki şirketin, ana şirketin sahibi kendisi. Dolayısıyla bir disclaimer koyarlar ya, çekince olarak onu da söylemiş olalım. Daha önceki seçimlerde aslına bakarsan yani politik tecrübesi olan, yani özellikle New York'taki belediye başkanlığı döneminde, ki New York'ta çok büyük bir yer, ciddi politik sermaye biriktirmiş biri. Bu seçimlerde hep zemin yoklamış. Hatırlarsan işte... Önceki seçimde de düşündü. Evet, yani milyarderlerin de katılması fazı bir. Bir orada vazgeçmiş. İşte Starbucks vesaire filan sahipleri de girmek istemiş, girmemişlerdi. Bir orada vazgeçmiş. İkincisi de Trump'a karşı Demokrat Parti bölünmesin diye... Peki belki bir gün zamanım gelir, belki gelmez diyerek yarıştan yine çekilmişti. Çünkü bağımsız girmeyi düşünmüştü ilk etapta. O nedenle Demokrat Parti'de ağırlıklı olarak da Hillary Clinton'dan oy alacağı düşünüldüğü için Trump seçilebilir, doğrudan ona dönebilir seçim diyerek girmemişti. Zaten seçim ona döndü. Baltalamak istememişti. Zaten Trump'ın 3 milyon oy daha azalarak seçilmesi de oradaki herhalde kararın doğruluğunu gösteriyor. Şimdi de girmeyecekti. Fakat tahmin ediyorum ki bizim de burada çok sıklıkla konuştuğumuz, bakanın da kolaylıkla görebileceği şekilde Trump bu işi herhalde havada karada götürecek, Başkan Trump öyle görünüyor. Çünkü karşıdaki aday yelpazesi de yani adeta beş benzemez. Yani eline gelse yeni kartlar isteyeceğim bir şey var, filo var önünde. Ve çok bambaşka söylemlerde bulunuyorlar. Yani işte Sanders mesela dün diyor ki ya diyor Bill Gates'in 100 milyar doları var diyor, biz bundan 100'ü alsak, insanlara dağıtsak ne Amerika'da su problemi kalır ne başka bir şey. Kendisi de yine hala multimilyarder biri olarak kalır. Alın size adalet diyor mesela. Yani bunlar tabii Amerika'da tutmayacak sol söylemler. Elizabeth Warren bambaşka bir cepheden geliyor. Hatta kendisi de tweet atmış. Hoş geldin Michael Bloomberg, işte bir iyi fikirlere ihtiyacın varsa benim programıma bakabilirsin falan diyerek yarışı başlatmış. Biden bambaşka bir yerden geliyor. Yani Michael Bloomberg 77 yaşında koltuğundan kaldıracak kadar ortam kötüyse herhalde kendisi açısından tabii yani Başkan Trump'ın galibiyeti kesin gibi, demek ki o yüzden hareket etti. Yani bir bilgiye dayanmıyorum, öyle tahmin ediyorum. Şimdi göreceğiz. Şimdi adaylar çok farklı adaylar. Yani Bloomberg Amerika'nın daha işte kapitalist, dünyadaki vesaire filan bambaşka bir kanadını teyit ediyor. Biden biraz daha başka bir yerde. Sanders bambaşka, Warren bambaşka. İyi midir kötü müdür bilmiyorum kendi adına. Bu arada sen yani kampanyalara çok renk getirebileceğinden eminim Michael Bloomberg'ün. Çünkü hatırlayan var mıdır bilmiyorum ama ilk seçime girdiğinde kaybetmişti. Belediye başkanlığı, New York Belediye Başkanlığı seçimine girdiğinde kaybetmişti. İkinci kez aday olup seçildiğindeki kampanya sloganı beni seçmek için son şansınızdı. Dolayısıyla bundan sonra aday olmayacağım New York Belediye Başkanlığı'na. Beni seçersiniz, seçersiniz, seçmezseniz siz kaybedersiniz dedi ve seçti New York halkı kendisini. Dolayısıyla hani ilk seçimde kaybetmesinin de temel gerekçelerinden bir tanesi o 11 Eylül'ün yansıması vesaire falan gibi şeylerle biraz daha gündemi farklı bir noktaya, biraz daha cumhuriyetçi tarafa doğru kaymasıydı. Kaybettiği aday da zaten Giuliani, şu anda Trump'ın avukatı olarak gördüğümüz isim. Hani o açıdan bakınca kampanyaya da oradaki tartışmalara da yeni bir boyut gelecektir eğer Michael Bloomberg gerçekten adaysa. Kesin gelir tabii. Yani Demokrat Parti içerisinde de şey var, yani ciddi bir bölünme var. İşte adayların önemli bölümü milletin parasını alalım, onlara dağıtalım derken parasını alabileceğim biri şimdi seçime giriyor onların yanında. Dolayısıyla yani çok enteresan olacak. Ama bu büyük ihtimalle dediğim gibi yani Trump'ın zaferinin neredeyse kesin olmasından büyük ihtimalle kaynaklanıyor. Çünkü mevcut adayların herhangi bir Trump politikasına cevap üretebilecek nitelikte içerik sunmadıklarını, yani adaylara ilişkin bir şey söylemiyorum ama en azından sundukları içeriğin bununla boy ölçüşebilecek nitelikte olmadığını gördük. Bu anlamıyla önemli olacaktır herhalde. Peki geçelim Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Trump liderliğindeki Amerikan yönetimi bütün müttefiklerine sırtını döndü diyor. Merkel yok canım o kadar da değil, NATO öyle bir şey değil, sadece dönemsel gelişmelere bakarak NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti falan diyemezsin diye karşı çıkıyor ama Fransa Cumhurbaşkanı'nın ağzından bunu söylemek, bunu duymak özellikle Amerika-Fransa ilişkileri açısından da çarpıcı sonuç üretiyor gördüğümüz kadarıyla. Yani herhalde beyinden kastı Amerika ve Başkan Trump'ın devamlı olarak NATO'ya yüklenmesi.
Yani Türkiye tarafından da anladığım kadarıyla NATO içerisinde rahatsızlıkları olanlar var. Bu son Suriye meselesinden sonra. Buna ilişkin de atıflarda bulunuyor. Fakat bu süre boyunca Türkiye hiç NATO'nun dışına ne çıkmayı düşündü ne de aksi yönde bir beyanı var. Fakat işte Trump'a baktığında devamlı olarak NATO'nun işe yaramaz, daha doğrusu Avrupa'nın, yani NATO'nun Avrupa kanadının işe yaramaz bir organizasyon olduğu, Avrupa hayalinin bir fikir olarak işte Amerika'yı tüketmek üzere kurulduğu, Amerika'dan faydalanmak üzere kurulduğu yönünde. Savunma bütçesine paralık bile vermiyorlar diye eleştiriyor hepsini. Devamlı olarak eleştiriyor ve da savunma harcamanı artırırsan da işte görüyorsunuz ben olmasaydım bu işler böyle olmazdı diyerek, yani devamlı olarak yükleniyor NATO'ya. Son durumda da işte Suriye'den kimseye danışmadan çekilmiş olması anladığım kadarıyla Macron'u epeyce kızdırmış. Çünkü normal şartlarda işte Irak operasyonu olduğunu, ne bileyim Libya olduğunu, o bu filan neyse, Amerika bu işin şampiyonluğunu yapar. Buradaki Avrupalı ortaklarıyla da onları yanına alarak işte Amerika'dan bilmem kaç tane jet uçtu. Yanına işte Birleşik Krallık, onun yanına da işte ne bileyim Fransa eklendi filan gibi hikayeler duyardın. Şimdi onlara dahi danışmadan bunu yapmış olması bence epeyce kızdırdı. Şeyi unutmayalım, yani Avrupa'nın içindeki yerleşik akıl da Rus tehdidine karşı Avrupa'yı koruyanın Amerika olduğunu düşünüyor. Macron başından beri bunun tersini savunuyor ve bir Avrupa ordusu, ortak bir Avrupa ordusu kurulması fikri var. Bence biraz da haklı olarak diyor ki yani bu Amerika'nın yeni sistemi Avrupa'yı falan umursamıyor. Batı kendi içerisinde çoktan çatladı. Gelin bunun adını koyalım diyor. Merkel ise biraz daha konservatif yapısıyla, hele bir bakalım görmek lazım diyerek olaya yaklaşıyor. Yani gördüğüm bölünme ve çatlama bu. Ama eğer ki beyin Amerika ise bence de beyin ölümü gerçekleşmiş olabilir gerçekten. Şey değil, haksız da değil yani. Peki kısa bir araya gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz daha Türkiye'ye dönelim bu bölümde istersen. Öncelikle dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamanın detaylarıyla başlayalım. Sonra bir parça Türk varlıklarındaki fiyatlamayla devam edelim. Dar gelirlilere 20 yıla varacak vadeyle bugüne kadarki en düşük faiz oranı uygulanmak suretiyle bir konut edindirme yaklaşımı söz konusu olacak. Detaylar henüz net değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak denildi. Ama dikkate değer önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Cumhurbaşkanı açıkladığında detayları görüp üstüne konuşulabilir. Bu sadece içeriden fonla sağlanacak bir şey midir, değil midir? Onu görmek lazım. Çünkü bildiğim kadarıyla dünyada bu tip işlere para ayıran yabancı fonlar var. Avrupa'da bunun örnekleri var. Tamamen işte dar gelirliye konut için çok ucuza fonlama sağlayabiliyorlar. Buradan aldığın yabancı para yükümlülükleri içeride TL'ye çevirip yani ciddi bir şey yapılabilir mi? Yani bunun altyapısı oluşmuş mudur? Bununla uğraşılıyordu bir süredir, onu biliyorum. Dolayısıyla bir görmek gerekir. Bir Alman modeli vesaire, bu tür şeyler konuşuluyordu daha öncesinde. Var, yani dünyada var. O yüzden hani o mudur, onu görmek gerekiyor. İşte sadece içeride kamu bankalarına yani dayanacağını zannetmiyorum eğer ki böyle bir iddiası varsa. 100 bin konut çok ciddi tabii. Yani 10 sene sürse 1 milyon konut yapıyor. Yaklaşık 4-5 milyon kişinin konut sahibi olması demek. Bir detaylıya göre üstüne konuşalım. Elbette ki dar gelirliğe yapılabilecek her türlü yardım bütçeyi şişirmediği sürece herkes tarafından tahmin ediyorum olumlu kabul edilir zaten. Bugüne kadar görülmüş en düşük konut faizi Türkiye'de 0.67 idi. Dolayısıyla tabii vade uzadığı için bu ne kadar altına inilecek, nasıl şekillenecek, bir de ona bakmak lazım. Hani onu biraz da indirgeyerek de bakıp karşılaştırmasını yapmakta fayda olacak zannediyorum. Hani asgari ücretlilere de burada önemli ölçüde konut edindirilebilecek bir yaklaşım sergilenecekse hakikaten modelin doğru kurgulanması, o kurgulanan modelin de doğru anlatılmasında fayda var zannediyorum. İnşallah başarıya ulaşacak bu model olur. Şimdi diğer taraftan da Türkiye'deki varlık fiyatlaması üzerinden bir parça konuşalım. Burada şu an itibariyle Borsa İstanbul'a bakınca 103.500 lira kadar geldik. Son 4-5 günlük periyotta bayağı ciddi bankacılık sektörüne bir alım geldiğine şahit olduk. Ama sanayi sektörde de aslında yine benzer şekilde yukarı yönlü hareket var. Yani bu haftaki hareket bayağı genele yayılmış bir ralliye dönüşte, en azından 100 endeks bazında söylüyorum bunu. Satamadıkları için alıyorlar çünkü açığa satış yasağı. Sadece bankalarda öyle işte. Şakası bir yana, yani dün de bu konuyu konuşmuştuk. Şimdi şöyle bir ortama giriyor. Zaten dünyadaki trendi konuştuk ya başında. Kaçıranlar dönüp sonra tekrar dinleyebilirler ama yani iki cümleyle özetlemek de gerekirse hem faizlerin az az artabildiği, yani Amerikan 10 yılı evet 2'ye gidiyor çok rahatsız edici ama ne kadar rahatsız edebilir? İşler toparlıyor, bir yandan da faizler düşük. Yani böyle bir ortamdasın.
Dolayısıyla bu yardımcı oluyor. Fon akımları anlamında çok büyük girişler görmüyoruz. Ne gelişen piyasalara ne de zaten Türkiye'ye. Ki Türkiye'nin aldığı pay da son yıllarda günden güne geriye gitti ne yazık ki sermaye akımlarından aldığı pay. Böyle gerçekler de var. Fakat şeye baktığında, değerlemelere baktığında Türkiye'nin epeyce ucuz kaldığını, yani hep en kötünün fiyatlandığını fakat o en kötünün realize olmadığını özellikle bankalar tarafından gördük. Türk lirasının stabilize olmuş olması bir veri, faizlerin düşük olması bir veri ve borsada bu risk faktörlerini kattığında, değerlemelere geldiğinde çok ciddi bir şey yok. Yani düşünülen kadar bir rally yok. O yüzden de bu bir arayı kapama ya da re-rating denen rally olarak bence görülebilir. Dün de konuştuk yani ortam olumlu olduğu için yani daha iyi seviyeler de görebilirsin. Bu çok şaşırtıcı olmaz. Şu an bence bu yaşanıyor. Tabii yani bir seviye vermek doğru olmaz ama dünyadaki trendle uyumsuz değil. Yani yılın da dünyada büyük bir aksilik olmadığı sürece işte Brexit belirsizliği ortadan kalkıyor, ticaret görüşmeleri bir yere varıyor, işte ekonomiler düştüğü yerden ufak tefek sekiyorlar. Yani üçlü dörtlü çok güçlü etkiler var. İçeride de Amerika ile işlerini halletmiş. Yani 13 Kasım'dan çok ekstra negatif bir şey çıkmazsa ki öyle bir beklenti de yok. Bir Türkiye kurunu da stabilize etmiş, işte ekonomi dipten dönüyor filan. Çok yani varlık alımı için bir namzet. Bence az bile yani girişler ve yaşanan değerlenme. Yabancı girişine falan baktığımız zaman da çok böyle kuvvetli bir yabancı giriş olmadığını görüyoruz. Bir miktar daha yabancı katılımı artacak olursa hakikaten ivme biraz daha yükselebilir. Bir de dün tabii haftalık bu menkul kıymet istatistiklerine bakıyoruz genel anlamıyla ve döviz tevdiat hesaplarındaki tabloyu da değerlendiriyoruz. Ekim ayı dış borç ödemesinin, özel sektördeki dış borç ödemesinin yüklü olduğu bir aydı. 7 milyar dolar civarında dış borç ödemesi gerçekleşti. Dolayısıyla şirketler tarafında bir parça geçtiğimiz hafta itibariyle döviz satışı olmuş. Milyar dolar civarında döviz satışı olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan yine gerçek kişilerde artış oldu. Yani vatandaş hala daha bozmuyor. Onların zaten biraz faizden bağımsız olarak yani getirilerden, rasyonel beklentilerden bağımsız olarak genel görünüme ilişkin bir oylama bence yapıyorlar. Yani dövizdeki hareketi ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla hem psikolojik hem de politik bir bakışla şeyler tutuluyor. Yani o güven daha tam sağlanabilmiş değil. Zannediyorum ki içinde bulunduğumuz ekonomik toparlanmanın fazlaca parlatılması, çok 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 da iyi gösterilmesi gibi yani mevcut düzeyden de biraz ileri gidilmesi de o arada yaratılan boşluk da bence biraz insanların hafif güvenini kırıyor. Tam olduğu gibi söylemek, konuşmak da belki yardımcı olabilir. Yani şunlar şunlar problemler, bunlar aşılıyor. Bunlar da buraya gidiyor söylemi. Bence daha fazla güven yaratır. Eğer ki tabii isteniyorsa yani döviz tevdiat hesaplarının bir çözülme. Ama ufak tefek yani şeyler var. TL hesaplardaki faizler büyüdüğü için bir parça döviz tarafı otomatik olarak stabilize olmaya başladı. Ama ağırlığı en azından artmıyor. Evet, ağırlığı mevduat faizinin büyümesinden yoksa hani alım anlamında baktığı şey zaman yok. Orada en azından artmıyor. Evet. Yani bir bozulma yok. Ben hani onu olumlu olarak görüyorum. Bir de içeri ufak tefek döviz girişi de özellikle hazinenin borçlanmalarıyla ki işte 8 dolar öngörülüyordu 2019. Şimdiden 10,5 11 milyar dolara kadar neredeyse. 11'in üstüne geldi. 11,2 oldu herhalde. 11,2 milyar dolarlık borçlanma var. Bu tabii faiz de fena değil. Bu arada euroya dönüş yine gerçekleştirildi. Euroya çevrilmişler. Yani döviz girişi anlamında olumlu ama tabii bütçenin de daha fazla açılacağı anlamında bir gösterge. Keza dün gelen bütçenin öncüsü nakit açığında da işte geçen sene bu zamanlar yaklaşık 10 ayda 50 milyar TL açık verirken şimdi 100-102 milyar TL neredeyse açık verdiğimizi görüyoruz 2 katı kadar. Bu da bütçenin kötü gittiği fakat ufak tefek içeriye para girişleri olduğu yönünde iyi de bir şey, argüman. Gökhan teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporunu tamamlıyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında saat başında Zeliha Saraç yatırım bülteniyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.